Ben Erdin amaç Ben Akın Göktun'a. Fotoğraf çekmek olaya... Hoş geldiniz. alıştım artık? Evet, evet alıştım. <laughs> Sevgili dostlar, bugün Akın ile beraber size çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Makro fotoğrafçılıktan bahsedeceğiz. Neden Akın? Akın çok ilginç bir adam. Çünkü Akın çok zeki bir adam her şeyden önce. Hatice birçok edin. sene önce fotoğrafçılığa başladı. Benimle beraber başladı. Benim evet, doğru. beraber başladı. Tamam senin kanal başladı. Ben fotoğrafçılığa başladım ve beraberinde de ufak ufak makroya başlamıştım o dönem. Şimdi ben sana neden makro demeden önce ben önce makro fotoğrafçılığın ne olduğunu anlatayım size. Makro fotoğrafçılık yani teknik açıdan sensör boyutunuza yansıyan görüntünün sensör boyutuyla birebir olması anlamına geliyor. Aslında bu kadar basit makro fotoğrafçılık. Bunun içinde özel yani her lensle yapamazsınız bunu. Çünkü lenslerin ne yazık ki büyütme oranları vardır ve çok az lens makrodur, bire bir makrodur. Onlardan şu anda Fuji film serisinde bir tane var sadece. O da 80 mm f2.8. Ama onun haricinde de bir, bir makroya yakın bir lensi daha var. O da 60 mm. Ve yakın zamanda da... 0.6 büyütmesi var. 0.6 büyütmesi evet. var. Yakın zamanda da 30 mm makro geliyor. 30 geliyor. Merakla bekliyoruz. Biz de, ben de merakla bekliyorum doğrusu isterseniz. Yıllar içerisinde ben makro fotoğrafçılığı denedim şahsen. Hatta evet. bir dönem, evet. bir dönem 80 benim 80 milimetrem vardı. Mm vardı. Fakat makro fotoğrafçılığı ben biraz fazla zahmetli buldum. Yani Güzel. neden zahmetli buldum? Sahte yapmak istemedim makro fotoğrafçılıkta. Yoksa Hı. işin sahtekarlığını kârlığını, sahte makro lensle beraber makro fotoğrafçılık çok kolay. Yani stüdyo ortamı yaratıyorsun, ölü böceği ıslatıyorsun, canlıymış gibi Bunun gösteriyorsun. Bu de çok var. Maalesef çok var. öyle. Ha. Ama ben ne istedim? canlı doğada yakalayabileceğim şeyleri istedim. O zaman da makrofotografçılıktan çıkmaya başladı. Hmm. Yani o zaman o lensi niye tutayım? Çünkü benim yaptığım makrofotografçılık değil o zaman close-up'a girmeye başladı. Yanlış bir şey söylüyorsam Yok, lütfen. Doğrusun abi doğrusun hmm. kesinlikle. Bir de makrofotografçılık e, yaparken çok teknik açıdan çok zor bir zanaat. Neden zor bir zanaat? Çünkü bir eğer canlı nesne çekiyorsanız ve genellikle de böyle Börtü böceğin olduğu alanlar daha karanlık alanlardır. Ama hareketli sahne çekmek için bir enstantanenizi çok yukarılarda tutmak zorundasınızdır. Bir de çok yaklaştığınız için biliyorum. Şimdi ben onları biraz değiştireceğim Hayır, biraz sonra. Hayır geleceğiz <laughs> evet, ama anladım, yani normal şartlarda flash kullanmadığın andan itibaren o enstantaneni yukarılara çıkartmak zorundasın. Zaten alan derinliğin o kadar sığ ki orada da f değerini çok yukarılara çıkartmak zorundasın. Ona rağmen yakalayamıyorsun. Ona rağmen yakalayamıyorsun. Karanlık kalıyor. Dolayısıyla e, ben o zahmete girmek istemedim. Ben makro fotoğrafçılıktan bir yerden sonra vazgeçtim. Bilmediğimden dolayı değil, yapmak istemediğimden dolayı vazgeçtim. Bir de abi makro bence kişilikle de örtüşen bir şey. Ben bir e, şöyle gözlemledim. E, genelde böyle daha sabırlı insanların yaptığı bir şey. Mesela ben biraz seni sabırsız olarak tanıyorum. Böyle Can taksın mesela. Hemen aklına gelip hemen yaparsın, hemen karar verirsin falan. Böyle tanıdım seni. Çok ya fazla sabır gerektiriyor. Yok, yok. Ben hayır, e, güzel bir sahne için çok sabırlıyım diyemiyorum. Ya o ayrı, onun için bekliyorsun çekmesi. Saatlerce ayrı. Bek bekleyebilirim yani ama bu tür detaylı çekimler için bir de ya bir şey ifade etmesi lazım. Doğrusunu istersen bana bir şey ifade ediyor. Yani hani, ya herkesin sevebileceği bir aynen, alan değil aynen, zaten. Az kişi yapıyor. Sevesi, tabii tabii. Fotoğrafın birçok alanı var. Mesela ben az yıldız kişiyim. fotoğrafçılığını çok yapmak istiyorum ama ne yazık ki Türkiye'de o kadar az yer var ki bunu yapabileceğiniz çünkü orada da bu sefer ortam kirliliği var, ışık kirliliği var. Yani e, dağın başına gitmeniz lazım, hiçbir yerde evet. ışık gelmiyor. Şehirden lazım. uzakta olman lazım kesin net. Ha onun haricinde bu. Siz bir ortam olması lazım ve ayın olmaması lazım vesaire vesaire yani bunlar zor fotoğrafçılık alanları evet, Makro da zor, onlardan zor. bir tanesi yani Makro da onlardan bir tanesi. Peki benim, benim sana birinci sorum senin Makro'ya iten şey neydi? Abi Bu soru aslında güzel bir soru benim için yani kendimi anlatabilmem için güzel bir soru. Ee, fotoğraf makinesini çok ya da lensinizi çok büyük bir hevesle alıyorsunuz ve fotoğraf çekmek istiyorsunuz o içinizdeki fotoğraf aşkıyla ilgili bir şey, sevgisiyle ilgili bir şey. Ki geçen çekimden hatırlayanlar olur. 8-9 yıl ben böyle hep izlerdim falan böyle yanaklı okurdum. Fakat e, ekipmanınıza sahip olduğunuzla beraber e, çevre imkanları işin içine girmeye başlıyor. Hı hı. Yani sizin yaşadığınız yer nerede? Mesela sen Kapadokya gibi bir yerde yaşıyorsun. Nefis manzaralı olan bir yerdesin. her, her günü aynı yeri aynı yere başka bir manzara. 5 dakikalık görüyorum. bir mesafeyle şehirden çıkarsın yıldız pozlamında yaparsın. Yapalım. Yani 5 ya dakikalık çevrem bir verdiği imkanlar yapayım. beni Bunlar biraz ara, buraya itti. Ben Çorlu'da 2 saat iki saat yani arabayla fırs <laughs> gitmem lazım. Neyse. Çorlu'da yaşıyorum ve e, çevre koşulları biraz beni buna itti. Bir de zamansal olarak çalışan bir insanım. E, ben erken çıkıyorum. Şimdi bir şeyler çekmek istiyorum. Dolayısıyla da ne yapmam lazım? E tabii yolumun üzerinde bir iki tane lokasyonum var. Oraya gidiyorum ve bir saat orada keyif yapıyorum. İşe giderken yapıyorsun. İşe gitmeden önce yapıyorum aynen. Orada bir kuş sesi eşliğinde böyle huzurla böyle dolaşıyorum. Kendimi dinliyorum. şeyler şeylerden kurtulmuş oluyorsun. Ay, estağfurullah öyle yok. Kesinlikle değil. değil. <laughs> Ya O yüzden o şartlar beni biraz itti. Aslında ben fotoğrafın her alanını seviyorum. Ben sokakta çektim. Kapadokya'ya geldim. Pasa sokak evet. çektim yani. Çok güzel fotoğraflarım oldu. Ben manzara da güzel Manzara çektim. da seviyorum. Her alanı seviyorum ama çektiğim fotoğrafların içerisine baktığınız zaman çoğunlukla makroda kalmak zorunda kalıyorum. Makroya ama sana. seviyorum da Sen yani. Sen sevdiğin işin bir de bir de dibine girdin. Yani öyle girdim girdin girdim ki. Girdim. Şimdi yanlış anlamayın yani birazdan ekipmana gireceğiz ama arkadaşım biraz sonra size göstereceğim foto fotoğrafları hani zannetmeyin ki böyle müthiş bir kamerayla çekiyor. XT1 ile çekiyor. Doğru. XT1 kullanıyorum. XT1 ile çekiyor. İkinci İlk yani. denemeleri de çok komik bir lensle başladı. 35 mm fit ile başladı. Filoza filtre takmıştım üzerine. Filoza filtre takmıştı. Yani eğer bir şeyin aşıklısıysanız bunun ucuz yollarını da bir, şey yerden, bir şekilde ya da bir yerden sonra keşfetmeye başlıyorsunuz. Belki zorunluluktan değil mi? Yani Aynen ekonomik öyle zorunluluktan. Aynen öyle, kesinlikle. Sonuçta bir e, makro alanı biraz daha böyle bir masraf istiyor zaten biraz o kesin. Bir <laughs> de bunun e, en ucuz ve basitten başlayan ve pahalıya doğru giden, daha zahmetliye doğru giden e, bir serüveni var. Ben ile başlamıştım. Ama bunun güzel bir avantajı oldu. Onu söylemek isterim özellikle. Hı -hı. Hani siz makroya başlamak istiyorsunuz, araştırma içindesiniz falan. Hiç tereddüt etmeden eğer tabii ki ekipmanınız uygunsa tabii ki hı hı. bir close-up filtreyle başlanmalıdır diyebilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü siz işte lokasyonunuza gittiğiniz zaman makro ile ilgili işte sabahın köründe vakit geçirdiğinizde anlamaya başlıyorsunuz neler yaşayacağınızı. O zahmeti çekecek misiniz? Bunu yapabilecek misiniz? O yüzden bu güzel bir başlangıç oluyor. Tabii eksileri var. Çok fazla ışığa ihtiyacınız oluyor. Detay kaybediyorsunuz. Ee, odak noktası hep ortada olmak zorunda. Kadraj kaydıramıyorsunuz odakladıktan sonra falan. Sonra kropluyorsunuz. Ee, ama hani var benim de birkaç tane örneğim. yani başarılı sayabilecek birkaç kare yok. almıştım. Yok yok. Özellikle, Basit kısmıyla. özellikle Özellikle bahsedeceğimiz ekipmanlardan bir tanesiyle gerçekten çok başarılı kareler yakalamışız. İnanılmaz kareler. Sonra lensi değiştirdin. E, lensini hangi lens aldın şimdi? Ben e, 16-80 kullanıyorum uzun süre. Benim yüzümden, değil mi? Senin yüzünden. Beklemiştim zaten senin evet. de özellikle. Zaten niyetim o tarafa doğruydu. E, geçen içerikleri de bahsetmiştim. Sek, ben her zaman söylüyorum 80 milimetredeki büyütme oranı son derece başarılı olan bir aynen, lens. Aynen, yeterli. Tabii. Ama tabii gibi makro bu, için yeterli değil yani. Benim bir konseptim var abi. Ben, ben fabrikacı adamım yani disiplin. Ben de esas, ben de mesela yapacağım şeylerle ilgili her şey yazılıdır. Yaptıklarım yazılıdır, notlarım ayrı bir yerde durur. Bir disiplin içindeyim ve bu disiplin içinde şu da var. En az maliyetle ben en iyi ne yapabiliyorum. Hı hı. Benim kafa hep bu tarafta. O yüzden ben biraz da böyle gidiyorum aslında. Yoksa ben zorlasam bir tane makro lens alırım. Ama ben önce klozap filtreyi gördüm, sonra tüpü gördüm, bahsedeceğiz. Ee, sonra da Rhinox'la vesaire Flash'la bayağı iyi bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yeterlilik anlamında. Kesinlikle. Ee, konuşuruz şimdi o detaylarda. Ama az önce denedik portre çekmeye bilmiyorsun. <laughs> Çünkü makroda alışmışım ben şimdi ortada hep netleme olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Abim çektim tabii ortada bu ne diyor böyle portre mi çekilir? <laughs> Sanki telefonla çekiyor. Nasıl? Ama sen bir Yusufçuk olsaydın bak şimdi o zaman nasıl çekerdim onu? Ben Yusufçuk değil abi ben Erdoğan'ı çekiyorum. <laughs> <laughs> Abi 16.80'i aldıktan sonra e, tabii ben işin işleyip makroyu da e, karıştıracağım için zaten bilerek de aldım bu lensi. Hem genel amaçlı çok e, zaten e, fonksiyonel olsun diyeyim. Zaten da onun tadına varmıştım. E, zaten varmış. Ama yetmemeye başladı. Yetmemeye başlayınca e, ve çok sevdiğim ve çok beyefendi bir abimden aldım. Çok eski bir fotoğrafçı o da. Hala fotoğrafla uğraşıyor. Ercüman Türkay. Fotodos diye bir sitesi de var. Hı hı. Orada makro fotoğraf örnekleri falan da var. Çok başarılı. Hı hı. Ve ayrıca böyle bir karakteri takip etmenin de şöyle bir şeyi olur. Ben onu da öneriyorum. Yani sadece makro çekecekseniz sadece makroyla makro fotoğraflarla ilgilenmemeli arkadaşlar. Yani farklı fotoğraf alanlarındaki fotoğrafa bakmalı ki bir, bir bakış açısı e, yaratsın size. Onlar size farklı bir şey yaratıyor. A, birleştirmeye başlıyorsunuz hı hı. onları hep. Ya da. bakış açısını genişletiyorsun. Türk Türkay hocamdan e, o yüzden çok değerli ve gözüm gibi bakıyorum. Kutusunda falan saklıyorum. Bir makro tüp aldım. Fuji'nin e, MCX 16'sı. 16'sı 16 Hatta bununla başlayalım. Ufak bakta konuşurken de ben e, şey yaparım. Örneklerini, verelim. Örneklerini veririm. Tabii bunun ne eksisi var? Densizi söküp takıyorsunuz. E, ne, olacak? o yüzden hani öncesinde bunu takıp lokasyonunuza öyle gitmekte yarar var orada çok fazla Toz. görmüyorsunuz yani. ama özellikle ormansal bir yerse ağaç fazlaysa görmediğiniz tozlar oluyor bu hoş bir durum değil o yüzden önceden takın eve gittiğinizde çıkartmanı da sonra yanınızda ayma böyle bir ya bir süpürüyor ya bir temizleme evet. bezi mutlaka almak buzdolabı poşeti Temizleme benzeri hep böyle çantamda alırlar. Tabii ben. tabii. Aynen. Ufak tabii, bir aynen. yağmur çizeli hemen buzdolabı poşeti. Devam. Buzdolabı <laughs> gerek yok abi. Bu ne? Ben de sana. Bu ne ya? Bu olabilir abi. abi. Bu ne abi? Olabilir. Olabilir. Tüple evet. ee, devam ettim. Ee, bununla da mjx 16 ile de güzel kareler aldım. Ee, Ama bir şey. Böyle şey, güzel özelliği var. Ben kendi tecrübelerimden. Bende de var çünkü mjx 11 ve 16. Evet. Ee, ara ara her ne kadar yapmıyorsam da kendi tabi makro delimine ya yani yerde close up denemelerim oluyor. Böyle güzel bazen yer yerinde duran bir kelebek yakalarsam ya da bazen karşınıza garip bir tane önüne bir denk, bir şey, gelecek, denk de. gelecek de. de. <laughs> <Çek> ama <laughs> ben ancak öyle çekerim. Yani makroyu <laughs> ben öyle çekerim. Ee, dolayısıyla var ama şunu fark ettim ben. Tüplerde görüntü kaybına uğruyorsun. Abi ben ben öyle bir şey hissetmedim. Hadi be sen de. Vallahi hissetmedim. Uğruyorsun abi. Hissetmedim abi ben öyle bir şey. Birazcık clarity ile o işi çözersin zaten. Ya. Problem değil. Baba sesini demedim. Kayba uğruyor. Hele hele e, son bir fotoğrafım var benim. Böyle bir pembemsi bir e, böcek figürü vardı. E, hmm. Örneğini gösteririz arkadaşlara. Mecek 16 ile çektiğim bir fotoğraf. Hmm. 16-80. Tabii orada ışık durumu farklı bir şey. Ona geleceğiz. Hmm. E, şöyle güzel özelliği var abi bunun. Makinenin bütün özelliklerini kullanıyorsun. otofokus vesaire. Hmm. Arada, orada hiç hmm. problem yok. Biliyorum bunu biliyorum. Ama Şimdi Başlangıç için belki. Şimdi hani... daha, daha önce bu benim e, içelim seyretmeyenler için söylerim Şimdi MCX 16 mm sizin lensinizi 16 mm ilave etmiyor. Onu bir hemen bir hatırlatma yapayım. Bu bir makro extension tüp dediğimiz makro uzatma tüpü. Dolayısıyla sizin yakın çekim mesafenizi yaklaştırıp nesnenizi büyütmenizi sağlıyor. Uzaklaşırsanız otofokus çalışmıyor bunlarda onu bir. Aynen. Ee, yanlış hesaplamadıysak e, zaten 16 80'in büyütmesiz 80 mm'de 0.25'ti. Ee, makro tüple beraber 0.6'ya yakın bir değere geliyor. Ki e, 60 makro evet. yani, 60 milimetre makroya eşit bir büyütme oranı olacak. Evet sahip yaklaşık, yaklaşık 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 Peki 11 ile beraber işlenemek aklına geldi mi? Ee, i̇ş senden aldığımda Kapadokya'da denemiştim o zaman. Evet. Biraz fazla yakın geldi bana. O yüzden çok sevemedim onu. Ha. Fazla yakın geldi. Fazla ha. yakından çekmek zorunda kaldım. O yüzden ha. onu çok sevemedim. Ha. O güzel bir şey yakaladı. Mesafe, Mesafe bıraktı, bıraktı bana. Aynen mesafesi bıraktı. Bu kloza filtrelerle tüplerin arasında da şeyi sokabiliriz aslında. Yani lensi ters çevirmeler falan var ama yani bundan basit. Ben hiç sevemedim evet, onu, de. hiç denemedim de. Evet. Ama bu çok düşük evet, bazı bence bazı adaptörler var. O Devam ha, bir şey değil yani. O adaptörlerle lensinizi tersten çıkartıyor, yani e, kullanıyorsunuz falan. Ama yani a, onda da çok başarılı olanlar var ama lensiniz çok tehlikeye giriyor. Aynen. Yani. Aynen. Aynen öyle. Ee, yani sıralamaya devam edersek sonrasında... Yok ben e, şeylerin ayarlarını merak ediyorum. Tamam. Şey siz, flaşsız ayarlarını. Tamam. Ben e, zaten başından beri hep manuelde çekiyordum. Oradan bir alışkanlığım var. Bir kere e, flashsiz ayarlarında e, ISO'ya biraz ihtiyacınız olabiliyor. Çünkü flash olmadığı için. E, Kaç ISO'ya kadar kullanıyorsunuz? Diyaframda... XT1'de abi ben şöyle söyleyeyim 1600. Ben ben çok daha fazlasına çıkıp e, problemsiz fotoğraflar çektim. Yani tamam. 4000'lere falan çok güveniyorum mesela. Zorda kalırsam 5000 yapıyorum. Mesela bizde yani şeyler de kurtarıyor. E, XT4'te ben 6400'e kadar neredeyse grensiz fotoğraf yakalıyorum. Ama tabii gren gren çok ilginç bir şey. Onu da, onu da ayrıca bir benim bir içerik yapmam lazım. Çünkü insanların Doğru bildiği çok yanlışlar var Abi bir ilgili. fotoğraf böyle pürüzsüz olmayacak ya. Doğru, ben olmaz. ben ben sevemiyorum öyle pırıl Hayır. pırıl her tarafı. Yani, yani bir de e, eşyanın yani doğaya, doğaya aykırı ay ay aynı, aynı, ay aynı. yani olmaz çünkü. Aynen öyle. Yani 6, 400, hani 6400 hani XC4'te 5000 4500 5000 5000'ler çok rahat kurtarıyor. xt 5lerde 6400 kurtarıyor. Bunda da 10 binler kurtarmaya başladı. Yani bunda da enteresan bir şey var onu iyice, iyice i̇yi, iyi rakam. Çok iyi rakam. E, diyaframda genelde 11-13'lerdeyim. E, 11, Işığa e, hmm. bağlı olarak 16'lara çıkabiliyorum. 22 ile çektiğim var. E, hatta, evi. hatta bir aynı vardı. Nesne küçüldükçe o değeri de arttırmak tabii, zorunlasın. Tabii tabii. Aynen. E, tabii daha böyle bir portre havasında çekeceksem de 9'larda onlarda geziyorum genelde. Tamam. Şimdi MCX ve close-up filtre yok değil mi şu anda yanında? Filozof filtrelerim yok. Tamam. Çekmecede duruyorlar artık. <gülüyor> Hatıra. <gülüyor> Anladım. Ha, kullanmıyorsan alayım bir tanesini. Olur. <laughs> Tabii ki. <laughs> bu nedir abi bu? Bu benim çok ilgimi çekiyor. Bunun de, buna, bana gönderdiğin fotoğraflar içerisinde bununla çektiklerine ben bittim. Hayran kaldım. Doğrudur. Nedir bunun özelliği ya? Yani? Bunu anlatır mısın? Ee, bu nedir bir kere? Rhinox. Benim kullandığım Rhinox 250. Şurada da yazar zaten. Hı hı. Fakat önce şunu söyleyeyim. E, Rhinox'un dış yapısı aslında böyle değil. Kırıldığı için e, şu m, benim filtreye uygun bir ring aldım ve e, Rhinox'la arasına plastik bir, sert plastikten bir aparat yaptım. Öyle Sen kendin yaptın. Ben kendim, kendim yaptım. Kendim bildiği gibi yaptım. Abi ben her şeyi kendim yapıyorum biliyorsun. Biliyorum. <laughs> o yüzden ben e, biraz zahmetli olsa da önce terse çevirip dişleri bozmamak için Hı. yerini bulduktan sonra Biraz onu sen kesersin abi burası unutulacak. Kesersen ne <laughs> Yani ben neler çektiğimi şimdi, şimdi başıma yaşında. geldi ya. Ha. Tutmaz şimdi. Ha. Aynen abi. Ha. Ee, Rhinox çok enteresan. Birkaç camdan oluşuyor. Bunun kendi içinde tipleri var. Mesela DCR 250 benimki. DCR 150 ve 250 var. 250'nin mesafesi. ilk bunu denedim zaten ama öbürkülerin mesafelerini de biliyorum. Örnek fotoğraflarını arkadaşlarla konuşuyorduk. 150 biraz daha uzak kalıyorsun. Bir de MCR mi? Öyle bir serisi var. 502, 505 falan gibi. Onlar da biraz daha fazla yakın çekmek zorunda kalıyorsun galiba. Yanlış biliyorsam bilmiyorum. Bu, bu büyütme oranı ne yapıyor? Bu, bu bire bire beraber mu? ben şu an 1.3'lerde falanım büyütme oranında. Daha da yukarıdasın evet, Evet yani. daha da yukarıdayım. Bire bire Yanlış daha da istak, evet 16.80 ile MCX16 ve Renox 250 ile 1.3, 1.34 öyle bir şey olması lazım. Yani Macron'un da makrosu. Evet aynen. Aynen. O okay. yüzden onun etkisi var ve şeyi hiç bozmuyor. Yani o daha istediğiniz yerde ayarlayın, kadraj kaydırın. Lens gibi çalışıyor ve görüntü kaybını hiç bozmadı bugüne kadar. Hiç öyle Bu, bir şey evet. hissetmedim. Çok daha fazla detay aldım. Hele hele sonradan yine üzerine gelecek olan flashla beraber patlattım olayı yani. <laughs> evet, flash ve patlatmak. Evet. Flash'ı Şimdi bu bana biraz şey geldi, aykırı geldi. <laughs> Kesinlikle öyle oluyor. Neden aykırı geldi? Özellikle hareketli nesnelerde senin flash'ın herhalde 1 bölü 125 mi Yoksa kaç şeyi flash senkronizasyonu? 1, 180. 180'e kadar çıkabiliyor evet, musun? x evet. Tamam. XT1'in 180. Tamam. 180'in 180'de kullandığın bir enstantane hareketli böceklerde yetersiz kalır. Abi flash'ı flash'ın şöyle bir özelliği oluyor. Orada ee, hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim dondurma özelliği oluyor eğer doğru senkronizasyonda doğru değerlerde kullanırsanız evet, evet. ama e, tabi bu değerler dediğim gibi doğru kullanılırsa şimdi arkadaşlar yanlış bilinen bir şey daha hani özellikle mahsus biraz buradan giriş yaptım <laughs> denedim mi abi tabii. yani 180'e bile gerek yok biliyor musunuz 1'e 1 60ta 60'da dahi çekseniz flashla beraber flash senkronizasyonu ile instantane o anı donduruyor. Hız ne olursa olsun karşınızdakini. Yani flaşlı çekim o yüzden çok önemli ama flaşta da şey sıkıntısı var değil mi? Işığın ya şiddetini ayarlama sıkıntısı, bilmem neler var. Orada ne yapıyorsun? yani? Abi? doğru. Şimdi ben şurada flaşı patlatsam bir, bir anlık aman bir abi. körlük yaşarsın yani. Aman yani, aman aman. <laughs> doğru. Abi. Ve böyle kuvvetli bir ışığı makroda kullanmak. Ya dibine girdi şöyle bu makir. Abi ee, difüzör yetmiyor tabii. Bu, bu difüzörü kullanmıyorum. Ha, koruma. Aynen. Kendi yaptığım bir difüzör var. Onu kullanıyorum. Bunu çıkartıyorum. Kendi yaptığım bir difüzör var. Evet. Hmm. Oraya geleceğim. Ama e, ben makroyu ne zaman anladım? Daha doğrusu aslında bildiğimiz şeylerde ama insan deneyimledikçe biraz oturuyor yerine. Yani ben şimdi ahkam kesmeyeyim burada. Yani ben bir buçuk iki yıldır fotoğraf çeken bir adamım. Yani filmli makineler zamandan gelmiş insanlar var. Yani... Yok, o yüzden biz kesme. böyle dijitalle çatır çutur çekiyoruz. Olmadı ya, şunu de. değiştir. Bir daha çek. Aa ah, güzel oldu. Yani ya, gün, iş, çok basitleşti, kolaylaştı. Yani ahkam ee, kesmeyeyim. Yok orada. yok, e, basitleşti. Haddemi bileyim yani. Değil, e, mantığını anlamak önemli olan. Bir yerden sonra sen evet. mantığını çözdün çünkü. Fotoğraf ışık demekti. Aynen öyle. Makroda detay demek. E detayı nasıl alacaksın? Işıkla. Işıkla alacaksın. Ama sadece flashla alamıyorsun. Çünkü patlatıyorsun. Çok şiddetli bir e, şey var. Flash ile ilgili aklıma gelmişken şey de söyleyeyim abi ya genel birkaç arkadaş sormuştu bana hangi flash alayım falan diye abi yani maddiyatına uygun. Yani, yani ben bir... şey tavsiye ediyorum herkese. Fuji filminde bir Godox'un 585 serisi var. Olabilir. O 585, olabilir. 585 daha 685 güzel. kullanıyorsun sen galiba Yok, değil mi? 585 kullanıyorum. Ha, on, güzel, yani alınır yeterli. Orada şeye dikkat etsinler sadece çok fazla bilinen bir şey değil. Onu öğrendim. E, guide number dedikleri bir durum var. Hmm. O da sizin e ee, mesela diyelim ki bir grup fotoğrafı çekeceksiniz ve aranızda e, 4 metrelik bir mesafe var. Guide number'ınızla diyelim ki benim için flaşın mesela 50. Şimdi 50 bölü mesafe yani 4 metre bölersem e, 12 12,5 yapıyor. Yani diyaframımı 12,5'a kısabiliyorum ve alan derinliğimi arttırabiliyorum. Daha uygun bir şekilde kullanmak için. Şimdi biz işte film zamanından. O yüzden buna bakarak. Film zamanından o, bu... biz şöyle yapardık. Ee, biz mesafeye ayarlardık. mesafeyi yani gözle tabii. Hmm. Artık alışmıştık. Yani flash ayarı falan diye bir şey yoktu. Yani <laughs> flash'tan şiddetini azalt. Bilmem ne. TTL. Yok, yok yoktu öyle bir şey. Yani biz kendimiz ayarlıyorduk bilmem neye göre. Dolayısıyla mesafeye göre biz diyaframı ayarlamayı öğrenmiştik. Orada alan derinliği diye bir kavram bitiyor. Işığın ışığın gücünü diyaframdan ayarlamak zorundasın. O senin gayet hmm. dediğin şey o tamam mı? Dolayısıyla salıyorum ben eğer 4 metreden 4 metre mesafeden çekiyorsan e, ortalama F8'lerde falan bulundurman gerekirken eğer e, 6 metrelere çıkıyorsan onu o F değerini senin yani da F diyaframla açman lazım. F4'lere falan getirmen lazım. Ya da çok yaklaşıyorsan F değerini iyice kısman lazım ki gelen ışık miktarını sensöre aşırı yansıtmamak için. Guideline dediğin şey o aslında. Evet. Yani flashla beraber e, biz başladık makro çekmeye. Önce kendi difüzörüyle başlamıştım. E, tabii flashla beraber olay çok değişti. Önce TTL başladın. Yemedi. TTL yaptım. Yani birkaç fotoğraf aldım. Yani otomatik. E, fakat kapa benim hep zaten istemez manuelde. Yani ben hükmetmek istiyorum. Benim istediğim ışıkta benim istediğim pozda çekmek istediğim için benim hep kapa manuelde olduğu için TTL'i çok fazla kullanmadım yani. Şimdi yanlış anlamayın. Normal fotoğrafta biktir, da manuel gidiyor. Bir hatırlayın yani. açık alandasınız. Hani bunu yukarı kaldırıp da Tabii. bir yerlerden yansıtma şansınız yok. Evet. Direkt burada şu 15-20 santimde ya da 30 santimde maksimum bir ışık patlatıyorsunuz çok fazla. Ya aslında onda da üç, üç kağıdı var da alacaksın bir tane beyaz bir kağıt. Yukarılara doğru çevireceksin de yukarıdan Tek elle tutacaksın doğadasın böyle tak. falan. Bir de yanında, var ya ben yanında, sana bir şey söyleyeyim tane yardımcım var. Ee, <laughs> Çektiğim bütün fotoğrafların bütün demeyeyim de yüzde kırkı tek elle çekilmiştir. Onu söyleyeyim. Çünkü o otu falan böyle bir ayarlamak gerekiyor ya e, bazen. Evet yani o. şöyle bir. bir Anladınız bir, bir, mı neden makro çekmiyorum? <laughs> Peki yalnız flashta şöyle bir sıkıntı var. Direkt flash kullandığın zaman. Şimdi TTL kullansan patlar. Evet. Manuel evet. kullansan e eh. gene patlar. Patlar değil mi? Patlar, patlar. patlar. Ee, <laughs> bu kadar mesafede. Peki bu bu difüzör yetiyor mu sana? Ee, yok. Normal çekimlerde işime görüyor. fakat makro çekimde bunu kullanmıyorum. bu yetmiyor. Fazla geliyor. Ne musunuz? Bu adam bu adam çok yetenekli bir adam ve bu adam çok ilginç bir makro difüzör yaptı. <laughs> Ona bahsedelim birazcık. Ya bahsedelim. Çok güzel de bir hikayesi var aslında. Erdic evet. yani abi. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımdan Bu bana hediye geldi Dolayısıyla da onun karşılığında Bir şey yapmam gerekiyor İsmi nedir arkadaşın? Ee, namı değer makrolizer Instagram'da bulabilirler Makro'dan başka tek bir fotoğrafı yoktur Bütün ekipmanları denemiştir o Bütün teknik bilgileri acayip yutmuş bir adamdır Yani çok seviyorum Çok da iyi kalpli ee, Kocaman bir yüreği var kendisinden büyük bana hediye etti ve onunla beraber e, bir difüzörden bahsetmeye başladı. Yurt dışında yapılan, yaklaşık işte 100 dolara falan satılan, işte almak istemiş cesaret edememiş, bir şey olursa nasıl işte kotak kuracak, nasıl müdahale edecekler oradan falan böyle bir sürü şey konuşuldu. Esnafı kaybetmekten korkmuş bir anlamda yani. yani. Ama biliyor yani ışıkla ilgili sorun var hala biliyor. Var. Ee, bana birkaç tane video gönderdi, birkaç tane fotoğraf gönderdi bu difüzörle ilgili. Ben de şimdi tabii aslında mesleğim teknik ressamlık ve tasarımcıyım kalıp aparat vesaire makina gibi yıllarca yaptım bu işi. Ben de 3D printer de var galiba. Aynen 3D printer. Hem arkadaşımın ya daha doğrusu oğlumun arkadaşında var. Özel işlerimiz olduğu zaman onunla da beraber yapıyoruz. Ki birkaç bir şey yaptım bana. 35 milimetreye ben şey parasöle yapmıştım. Biliyorum. Kullandım. Hı. Ondan sonra iş de var ama onun işi 35 bin metre. Aynen XJ 35 bin altın çizelim. Ee, sonra dedim ki ya ben bu difüzörü yaparım. Yapma abi falan nasıl olur falan dedim. Ben araştıracağım. Yaklaşık bir 3 ay emek harcadım ciddi. Almadığım malzeme kalmadı. Denemediğim malzeme kalmadı. Ne evet. ee, ve hakikaten yaptık gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bugüne kadar bütün Eş, evet, dost akraba yaptık. Ee, önce tabii ki bu işe beni sokan e, makrozer kardeşime yaptım. Bayıldı. Bu benim tasarımım değil. Yurt dışında yapılan bir şey. Sadece Türkiye'de bu konsepte yapan yok. Bir arkadaş var makroloji çok da severim. Ee, takip de ettiğim bir arkadaşım. Biraz daha farklı malzemelerden bir şeyler yapmış kendisine. Ee, üstünde bir kaplama var koruma amaçlı ve şık görünsün amaçlı. Çünkü bunu e, araştırırlarsa görecekler böyle süt kutularından falan yapanlar var. Fakat gözümüz gibi bakıyoruz makinelere bilmem nelere. Ben e, arkadaşım da çok titiz. Biliyorum e, onun üzerine öyle bir şey takmaz. O yüzden çok düzgün bir şey olmalıydı. Ekipman gibi gözükmeliydi. O yüzden de çok titizlendim. İçinde de bir yansıtıcısı var. Hatta bir e, led lamba kullanıyoruz. Bu da çok karanlıkta. Netlemeyi kolaylaştırmak için kullanıyorlar ama ben de birkaç kere denemiştim işe yarıyor. Fakat normalde hiç kullanmıyorum. Yani. Yani bu buna normalde ihtiyaçım. önce ışık veriyor sana. Işık veriyor ki, ki ha, oradan netlemeyi yapabilesin diye. Bunu e, tabloyu buradan uzattım. Sonra bir şey daha bağlıyorsun galiba. E, bu da onu bağlayacağım. Şu arka taraftaki e, flaşı tutsun diye bir e, lastik diyelim. Hı hı. Ve asıl dipizo işlemini görecek malzeme. Yani bunu da şöyle şuradan geçirip yerine oturttuktan sonra burada zaten mıknatısı var. Çakmayı tutuyor. Bunu da e getirip lense bağlıyorsun. Dense, takıyorsun. Bu şekilde takıyorum. Lastiği, Ablamını, lastiği altyazı altyazı altyazı. Altyazı bağladım. Açtım zoom'umu. Zaten 80'de çalışıyorum. 50'ye kadar inebiliyorum ama genelde 80 çekiyorum. Sallanmasın diye ister bu pozisyonda ister bu pozisyonda. 30 santime kadar. Yaklaşık benim kendi deneyimlerim. Ee, ciddi bir ışığı yumuşatıyor. Pekala detay almaya başlıyorsun. Renkler çok doğru çıkmaya başlıyor. Çünkü çok yoğun ışık ama çok soft. Evet. evet. Bütün olay bu. Logoyu da oğlum yaptı. Söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> ya baba dedi bu kadar uğraştı dedi. Bir de sana logo yapayım dedi. Böyle şeyler de seviyor. Böyle sağ olsun yaptı. Sticker'ı bile bastırdık. Yani bir ürünmüş gibi ben bunu e, sevgili arkadaşıma gönderdim. Onun dışında başka arkadaşlarıma gönderdim. Çok sevdiler, çok beğendiler. Sonuçlarını çok met ettiler. Hatta ısrarım üzerine, Türk Türkay hocama da bir tane, kanon bir ekipman söyledi. Ona yaptım. Bana söylediği cümleyi <laughs> izine sığınarak söylüyorum hocam. Bu yaştan sonra beni makroya baslatacaksınız dedi. O an ben tamam dedim. Yani bu... Bu yaştan sonra benim makroya başlatamayacak. Senin seni başlatamayacaksın. Ne yaparsam yapayım sen olmayacaksın o. <laughs> evet. sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim kendisine. Ee, Akın bana da bunlardan bir tane yaptı gönderdi Ama ben şimdi kullanmayacağım ya, ya da biliyordum aslında kullanamayacağını da. Ama, ama en azından şöyle. hani sen, biz Akın'la sohbetini yaptık onun ve şuna karar verdik. Daha doğrusu Akın karar verdi. O zaman abi dedi hediye edelim dedi. Güzel oldu de bu kanalda. E, belli malzemesi olan evet şart olacak. 16-80 çünkü... lens, olacak. lens olacak. MCX 16-11 ya da her ikisi olabilir. Önemli değil. O bakarız ona. E, ve e, Godox'un 585 ya da bir 685 serisi flashı olan insanlar lütfen bana başvursun. Bana ispatlasınlar o malzemeler olduğunu. Evet, senin öyle bir şeyin olacak. Seni yoracağız abi. Yok estağfurullah. Onların arasından birinize ben bu difüzörü hediye edeceğim. Bir makrocu arkadaşımız Daha doğrusu ben de, kardeşimize kullansın. Sizlere, sizlere hediye etmiş olacak. Benim kanalım aracıyla. Estağfurullah. ben ekipmanlar belli olunca orada tasarım tarafında yardımcı olurum. Çünkü normalde tasarımcıyım teknik tasarımım. önce ekipmana özel 3D tasarlama yapıyorum. Ondan sonra iş bu boyuta geliyor. Tabii tabii. <laughs> Şimdi e... bununla da uğraşıyoruz. <laughs> <laughs> İnan etmek istediğim bir şeyler vardı senin değil mi? Kirlilikle ilgili galiba. Ya var. Hem çevre kirliliği var hem de dijital kirlilik var. Onlarla ilgili birazcık bir konuşalım ya. Yani çok kısa ama ne olur. Aynen. Bu ülkede maalesef biz yeşili koruyamıyoruz. Hmm. Koruyamıyoruz yani o 2-2-4 iki, iki, bir, bir, alana gittiğiniz zaman orada çer çöp görmek beni çok ciddi rahatsız ediyor. Ee, Valide Bağ var. Ee, Ahmet Dayıoğlu'na rastladım ben Instagram'da ve nefis benim gibi çok geç başlamış fotoğrafçılar ve nefis fotoğrafları var. Ondan feyiz alıyorum gerçekten. Ee, ondan bir izin alarak bahsettim. Ee, Valide Bağ'ı korumaya çalışıyorlar. Bravo. Karşı tarafta. Bir emek harcıyorlar. Yoksa yapılaşmaya doğru gidecek. Ya kaç tane yeşil alan kaldı İstanbul'da Allah aşkına ya. Ya şurada geldik işte Çukurbostan'dayız ve dört bir tarafımız beton. Beton. Yani yazık ediyoruz bu ülkeye. Dijital kirlilik tarafı bambaşka. Yani evet özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ben de herkes gibi çekip yayınlıyorum ama biraz seçici olmakta yarar var. Yani bu sefer ben şey oluyorum ya hani Ercüment Hoca gibi, sizin gibi insanlar sanki bana öyle geliyor bilmiyorum. Sanki saygısızlık etmiş gibi oluyorum ya. Çünkü iş çok kolaylaştı ya. Şakır şıkır yap 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 böyle para dağıtır gibi at gibi geliyor. Ben o yüzden yapamıyorum. Şimdi bak iki türlü Tabii bu sosyal medya hikayesi var. Bir tanesi... Yoksa saygı duyuyorum herkese. Tabii yani her gün yemeğini de yayınlıyor, kendi de çekiyor falan. Onlar o ayrı ayrı, ben makro ile alakalı. Ben yok, fotoğrafçılıkla Fotoğrafla alakalı. alakalı. Şöyle söyleyeceğim. Ee, i̇nanıyorum ki fotoğrafçı olmak istiyor. Fotoğrafçılığa bir parça daha değer veren. <laughs> Çocuklar geçti. <laughs> Fotoğrafçılığa değer veren insanların bu konuda birazcık daha itina göstermeleri lazım. Ve yolcu yani evet, e, yol gösterici olmaları lazım. O yüzden sevgili dostlar yayınlayacağımız fotoğraflarda birazcık daha itinalı yapalım. Eğer fotoğrafçıyız diye e, övünmüyor övünüyorsak değil de en azından olmaya çalışıyor yani Zaten fotoğraf göreceli bir şey abi. O, yani... tabii, aynen aynen. Valla sevgili Akın'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de çok güzel bir evet, sohbet idi. Ee, makro tabii çok ayrı bir zevk, çok niş bir fotoğrafçılık e, alanı. Yapanları tebrik ediyorum. Yapanlara da kolaylıklar diliyorum çünkü gerçekten <laughs> çok <zah> <laughs> Evet, gerçekten. Ger gerçekten çok zahmetli. Gerçi her şey zahmetli yerine göre ama sevdikten sonra da insanlar o zahmetle hiç sıkıntısı katlanabiliyor Benim söyleyeceklerim eğer bu içerik hoşunuza gitti ve değer kattıysa sizlere Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik huzur ile kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Ben Akın Göktuna. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. Işığınız bol olsun. Işığınız bol olsun.